Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabının 70 bini aşkın takipçisi. Evet, bugün önemli bir gün. Bugün iktidarın adlandırmasıyla tam kapanma, Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'ın adlandırmasıyla sıkılaşmış, sıkıştırılmış kapanma başlıyor saat 19 itibariyle. Tüm Türkiye'de uygulanacak kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması başlayacak tabi. Bu kısıtlamalardan muaf olacak olanlar var, yaklaşık 40 hatta 40'tan fazla maddeyle. Kimler muaf, kimler ne gerekçelerle muaf anlatılmış durumda. Tabi üretim çarkları dönmeye devam edecek, fabrikalar çalışmaya devam edecek, kamu daireleri düşük yoğunlukta da olsa çalışmaya devam edecekler. Bankalar kendi belirledikleri saatler ve prosedürlere göre çalışmalarını sürdürecekler. Aslında hayatın, çalışma hayatının dışında kalanlar için hayat tam anlamıyla duracak. Lakin çalışma hayatında olanlar için ve uzaktan çalışma pek de mümkün olmayanlar için hayat devam edecek. Ama bugün bunu konuşmayacağız. Aslında bugün tam da tam kapanma olarak, iktidar tarafından tam kapanma olarak adlandırılan uygulamanın başladığı gün baş gösteren başka bir sıkıntıya bakacağız. Aşı dozları ertelendi. Özellikle BioNTech'te uygulanacak ikinci doz aşıların ertelendiği belirtildi. Şimdi buna gerekçe olarak 2 aylık süre boyunca, özellikle turizm sezonuna hazırlık süreci boyunca ciddi bir şekilde dünya genelinde, özellikle de BioNTech konusunda yaşanan aşı tedariği sıkıntısı belirtiliyor. Ve bunun gerekçesi bu olarak sunuluyor. Öte yandan bir iddia o ki BioNTech aşıları uygulanırken ikinci dozlar için 6 ile 8 haftanın da yeterli olabileceğine dair bir takım bilimsel veriler var. Ve bu bilimsel veriler ışığında aynı zamanda toplumsal bağışıklığın en azından biraz daha uzatılabilmesi adına, özellikle BioNTech aşısıyla aşılananlar için biraz daha uzatılabilmesi adına 6 ile 8 haftaya çıkarılacak iki aşı arasındaki süre. Lakin Ankara kulislerine göre BioNTech aşısında ciddi bir tedarik sıkıntısı var. Zaten 2021 yılının sonuna kadar Pfizer-BioNTech'in aslında dünyaya dağıtacağı, satacağı aşı miktarının 1,5 ile 2 milyar arasında olabileceği belirtiliyordu. Ve işte tam da bu noktada yaşanan tedarik sorunları ve Türkiye'nin bu tedarik zincirine çok geç eklenmesi ve aşı yarışında çok geride kalması nedeniyle de aslında özellikle BioNTech konusunda erteleme kararının alındığı belirtiliyor. Hatta iddia o ki bu biraz da spekülasyon aslında. Spekülasyon olduğu için de özellikle şimdilik dikkate alınmaması gerektiğini belirterek söyleyelim ki iddia o ki BioNTech aşılarında ikinci dozlar ayrılırken bir problem yaşandı ve bu problem nedeniyle de tüm yurttaşlara yetecek kadar ikinci doz aşı bulunmuyor. Yani birinci dozu olup İkinci dozu olacak yurttaşlar için yeteri kadar aşı elde bulunmuyor ve bu süre zarfında yeniden tedarik zincirinin kurulabilmesine geçecek süre zarfında da bu 6 ile 8 hafta uzatması, yani 2 aylık sürenin uzatması sağlanacak ki bu şekilde yeniden tedarik zincirine Türkiye'de katılabilsin ve yeteri kadar aşı tedarik edilebilsin. Lakin bu uygulama sadece şimdilik BioNTech için, yani Pfizer-BioNTech aşıları için geçerli, Sinovac için geçerli değil. Öte yandan Sputnik için de Türkiye adım atmış durumda. Rusya'da Rus Sputnik 5 aşısı için de, Covid-19 aşısı için de Türkiye'de adımlar atılmış durumda. Hatta dün bir önemli iddia daha kulislerde konuşulmaya başlandı. Aşı şirketlerinin, daha doğrusu bir takım sağlık şirketlerinin bakanlık ile görüştüğü ve artık biz de bu aşı konusunda parasıyla ücreti mukabilinde aşı uygulamak istiyoruz noktasında bir başvuruda bulunduğu belirtiliyor. Lakin bir hesaplama yapıldığında özellikle Oxford'da üretilen AstraZeneca, yine Sinovac, yine Pfizer-BioNTech gibi aşıların tedariğinde yaşanan mevcut sıkıntılar nedeniyle bu konuda aslında bu 3 aşı için sağlık şirketlerinin pek de biz temin edip kendi parasıyla yaptıralım demeleri pek mümkün görünmüyor. İddia o ki bu başvuruların ağırlıklı olanı Sputnik 5 aşısı, yani Rus aşısı için. Yani Rus aşısının bir biçimde Türkiye'de uygulanırken hem ücretsiz aşı politikasının devam etmesi, buna ek olarak da bir yandan da sıraya girmeye gerek kalmadan ücreti mukabilinde aşı olunabilmesi için de
Bir başvuruda bulunulmuş durumda. Lakin bakanlıktan buna ne yanıt verildi ya da bakanlığın buna bir yanıt verip vermediği şu an itibariyle bilinmiyor. Ama durum şu. Şu an itibariyle bugün saat 19'da Türkiye tam kapanmaya girecek ve kesintisiz tam 17 günlük bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak muaf tutulanlar haricinde. Ancak tam da uzmanların işaret ettiği üzere bu tam kapanma uygulanırken en önemli argüman olan aşının ve giderek artırılması gereken toplumsal bağışıklığın sekteye uğramasına kesin gözüyle bakılıyor. Zira aşı tedariğinde zincir koptu ve bu noktada Türkiye'de sıkıntılar baş göstermeye başladı. Bu nedenle tam kapanma sürecinde aşılarla ilgili ciddi sorunlar yaşanacak gibi görünüyor ve tam kapanmanın bir ayağı biraz da olsa eksik ilerleyecek. Bunu da belirtelim ve bugünlük de Ankara kulisini noktalayalım. Yarın yine Özgürüz Radyo'da tam kapanmanın ilk gününde görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.